24 saat peygamberin etrafında oturmuyorlardı bunlar hoş. Dünyevi işlerini yapıyorlardı. Evlilerdi, çocukları vardı, hasta oluyorlardı, ölüyorlardı, yaralanıyorlardı. Aynı hayat devam ediyor onlarda da. Yaptıkları iş ne? Peygamber ne diyorsa onu kabul ediyorlardı. Güçleri yettiği kadar da yapmaya çalışıyor. Bu kadarla yaptıkları budur. Başka bir şey yoktu ki. Peygamberin dediklerini anlayıp yapmaya çalışıyorlardı. Peygambere itiraz etmiyorlardı. Bu asrın Müslümanı haddini aşmış be gözüm. Ne Allah'ı takıyor ne peygamberi takıyor. Nasıl olacak? İmanlar zedelenmiş yani. İman dediğin Allah'ın dediğini, peygamberin dediğini olduğu gibi kabul etmek demektir evvela. İşte Risale-i Nur bu asrın bela içerisindeki diyor ki ey felaket ve helaket asrının insanı. Bu asır felaket ve helaket asrıdır. Hazreti Nuh'tan bu tarafa bütün peygamberler Allah'a sığınmış. Demişler ki ya Rabbi bizi ahir zamanın fitnesinden koru. Hazreti Nuh bu devirden korkmuş. Lakin Hazreti Nuh'un başına gelen bela hangi peygamberin başına geldi? Ama o dahi ahir zamanın fitnesinden korkmuş. Bu daha tehlikeli. Niye? Çünkü ortada su yok, tufan yok. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Ama Allah akılda yok, fikirde yok. Daha bela değil mi bu? Daha bela değil mi yani? Hülasa Risale-i Nur şu asrın insanını 1400 sene önceki asr-ı saadete götürüyor. Oradaki peygambere yardım eden insanların seviyesine çıkarmaya çalışıyor. Bunu ister anlayalım, ister anlamayalım. Kitabın hedefi budur. Yani.